Sevgi 4. sınıf arkadaşlarım hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda sizlerle alan ve birim kare ilişkisinden bahsedeceğiz. Matematik kitabımızın 246. sayfasını açalım arkadaşlar. Birinci kısımla başlıyoruz. Nuray noktalı kağıda yukarıdaki şekli çizdi. Ancak şeklin alanını nasıl bulabileceğini bilmiyor. Sizce Nuray noktalı kağıda çizdiği şeklin alanını bulurken nelere dikkat etmelidir? Açıklayınız demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar bir şeklin alanını bu alanı kaplayan birim karelerin sayısına bakarak belirleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Bakın şu kareleri sayarak belirleyebiliriz. Kareli kağıttaki mavi şeklin alanını bulalım demiş ve aşağıda yazmış. Her birini tek tek karelere ayırmış ve 39 tane kare elde etmiş. Yine yeşil alanı belirleyelim demiş. Burada ne yapmış? Öncelikle tam kareleri saymış ve 14 tane çıkmış. Daha sonra diğer kareleri yarım olarak saymış ve 6 tane yarım kare elde etmiş. Bunu da 3 tam olarak yazmış. 14'e 3 ekleyerek 17 birim kare olduğunu bulmuş arkadaşlar. 247. sayfaya geçiyorum. Burada ise yine yeşil şeklin alanını bulmamızı istemiş. Baktığım zaman yaklaşık olarak saydığımda bulabiliyorum arkadaşlar. E, bu da 27 birim kare olarak belirleniyor. Çevre uzunlukları eşit olan şekillerin alanları farklı olabilir arkadaşlar. Baktığımız zaman her birinin çevresi burada 28 birimdir. Alanına baktığımda kareleri tek tek sayıyorum. Burada alanı 27 buldum. Burada 49 buldum. Burada 48 buldum. O zaman neyi bileceğim? Çevre uzunlukları eşit olabilir fakat alanları eşit olmayabilir. Alıştırmalara bakıyoruz. Kareli kağıda verilen yandaki cüzdanın üst yüzünün alanının kaç adet mavi şeklin alanına eşit olduğunu bulunuz demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahmini olarak yaptığımızda 6 çarpı 8'den uzun kenar çarpı kısa kenardan 48 birim olarak bulabiliriz arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Kareli kağıtta çevre uzunlukları eşit işte olan bazı şekiller verilmiş. Alanlarını yazınız demiş. Sayalım karelere ayırarak alanlarını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 birim karedir. Bir diğerini sayıyoruz arkadaşlar. 4, 8, 12, 16 birim kare. Bir diğerini sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15 birim karede burasıdır. Çevre uzunlukları eşit işte olabilir fakat alanları farklıdır. Burada da gördük. Noktalı kağıtta verilen yaprak şeklinin yaklaşık alanını sormuş bana. Yine kareleri çizerek yaklaşık alanını tahmin edebiliriz arkadaşlar. Tek tek çizelim. Burada tahmini olarak yazılacak. Baktığımız zaman şu şekilde tamamlamaya çalışalım. Tam kareleri sayacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26. Bunun ikisini birleştirirsek 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 diyoruz arkadaşlar yaklaşık olarak. Yarımları birleştirdik. Bütünleri tam saydık. Bir diğerine baktım. Kareli kağıttaki evi inceleyiniz. Evin pencerelerinin ve kapısının alanlarının toplamını bu alanları kaplayan birim karelerin sayısını belirleyerek bulunuz demiş. Baktığım zaman pencereleri bir birim burası, bir birim kare burası, iki birim karesi de kapısı oluyor. Toplamda bir artı 1 artı 2'den 4 birim kare olarak buluyorum arkadaşlar. Kare ve dikdörtgenin alanından bahsetmiş yine. Mehmet Bey'in biri dikdörtgen, diğeri kare biçiminde olmak üzere iki bahçesi vardır. Mehmet Bey büyük olan bahçenin çam fidanları olan bahçesine çam fidanları dikmek istiyor. Mehmet Bey hangi bahçesinin büyük olduğunu belirlerken nasıl bir yol izlemeli? Tabii ki alanını bularak bir yol izlemeli değil mi arkadaşlar? Baktığımız zaman biz alanını nasıl buluyoruz? Burada birinci yol tek tek saymış kareleri. İkinci yolda ne yapmış? Bakın 1, 2, 3 tane var burada ve 1, 2, 3. 3 tane de dikey alan da var. Bunları çarparak 3 çarpı 3'ten 9 da elde edebilirim. Bu şekilde de alanını bulabilirim. Buraya baktığımda yine aynı şekilde nasıl buluyorum? Tek tek sayabilirim ya da 2 satır var. 1, 2, 3, 4. 4 sıra var. 2 çarpı 4'ten 8 olarak da bulabilirim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 3'ten 12 bulabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaten 8 tane var. 1 satır 8 çarpı 1'den 8 olarak bulabilirim kısa yolda. Alıştırmalarda bakacağız zaten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ne yapıyoruz? Kısa yoldan 3 çarpı 4. 12 buluyoruz ve eşleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenarları çarpıyoruz. Hemen 4 çarpı 4'ten 16 buluyoruz alanımızı. 1, 2, 3, 4. Bakın 2, 2'den 2 çarpı 2 4 yine 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 çarpı 4'ten 24 olarak bulduk ve eşleştirdik noktalı kağıttaki pembe karenin alanını tekrarlı toplama işlemi yaparak bulunuz demiş Tekrarlı toplama derken ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 tane 5 değil mi 1 2 3 4 5 25 birim kare olarak bulduk yine devam ediyorum nevin geometri tahtasındaki lastikle yandaki gibi dikdörtgen oluşturmuş oluşturduğu dikdörtgenin alanını çarpma yaparak bulunuz bakın birleştirdiğimde kaç kare olduğuna bakacağım arkadaşlar 1 2 3 4 5 dikey 1 2 3 yatay 5 çarpı 3'ten 15 birim kare olarak bulacağım. Tartmaya geldim. Araştırmacı Aysel Hanım filin, köpeğin ve sineğin özelliklerini incelemektedir. Aysel Hanım filin, köpeğin ve sineğin kütlelerini belirlerken aynı tartma birimini kullanabilir mi demiş. Tabii ki hayır fil çok ağır bir hayvanken sinek çok hafif bir hayvandır değil mi? Burada kilogram ve gramdan bahsedeceğiz arkadaşlar. 1 kilogram 1000 grama eşittir. 1 kg eşittir. 1000 g şeklinde gösterilir. Salih Hanım manavdan yarım kilogram portakal aldı. Manavdan kaç gram portakal almıştır? Bakın 1 kilogram 1000 gram ise yarım kilogram 1000'in yarısıdır. Yani 500 gramdır. Yarım kilogram 500 gramdır. Yine peki dörtte biri kaçtır? Bu sefer 1000'i dörde bölerek bulacağım. Bini dörde bölersem de 250 gram olarak bulurum. Çeyrek kilogram ise 250 gramdır diyeceğim. Bakın, yarım kilogram 500 gramdır. Çeyrek kilogram 250 gramdır. Bu önemli bilgiyi unutmuyoruz. Örneğimize baktığımız zaman, Tülay yaptığı deneyde yarım kilogramlık tülen ise çeyrek kilogramlık kütlelere sahip madde kullandı. Yaptıkları deneylerde kullandıkları maddelerin farkını gram biriminden yazalım demiş. 500 gram da. Çeyrek kilogramı yani 250 gramı çıkarırsam 250 gram fark bulurum. Örneğe geçiyorum. Bir kütle ifade edilirken kilogram küçük k ve g ile gram ise küçük g ile gösterilir ve birlikte kullanılır arkadaşlar. Aynı anda da kullanabilirim. Örneğin Mustafa laboratuvarı sarı e, laboratuvarda sarı nesneyi tartmış. Bunun için terazinin bir kefesine sarı nesneyi koymuş. Diğer kefesine 2 adet 2 kilogramlık, 3 adet 250 gramlık ve 1 adet 100 gramlık kütle koymuş ve dengede olduğunu görmüş. Şimdi kütleleri topladığımda ne kadar olduğunu bulacağım. 2 adet 2 kilogram 4 kilogram yaptı. 3 adet 250 gram 750 gram yaptı. 1 adet 100 gram da 100 gram yaptı. Gramları kendi arasında topladım. 850 gram. Kilogramı da yazıyorum. 4 kilogram 850 gram olarak yanıtımı buluyorum. Yine bir kamyonda 720 kilogram taş vardır. 120 kilogram 500 gram daha taş eklenmiş. Son durumu sormuş bana. Ne yapacağım? 720 kilograma 120 kilogram önce ekliyorum. Daha sonra 500 gram ekleyeceğim. 840 kilogram yaptı. 500 gramı da ekledim. 840 kilogram 500 gram olarak buldum arkadaşlar. Burada dönüşüm de yapabiliriz. Ya da şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar kilogramı kendi arasında toplarım gramı olduğu gibi yazarım. Çok büyük kütleleri belirtirken de ben tonu kullanıyorum ve kısaca küçük t harfiyle gösteriyorum. Çok küçük kütleleri ölçerken ise miligramı kullanıyorum ve m ve g harfleriyle gösteriyorum. Bakın kütlesi miligram ve ton olarak belirlenen hayvanlar verilmiş. Kutucuklar işaretlenmiş. Burada miligramla ölçülen sinek olduğu için işaretlenme yapılmış ton ile ölçülen burada hangisi ise yeşile boyanmış. Burada ise yine ton ile belirtilen hangisi ise maviye boyanmış. Baktığım zaman burası arkadaşlar. Miligramla ataş ölçülür. Kamyon ve balina ton ile ölçülür. Devam ediyorum alıştırmalar kısmından. Dilek Hanım aktardan yarım kilogram ıhlamur, çeyrek kilogram tarçın aldı. Aktardan kaç gram ıhlamur ve tarçın aldı? Bakın yarım kilogram kaç gramdı? 500 gramdı öğretmenim. Çeyrek kilogram 250 gramdı. Topladığımda 750 grama ulaşırım. İkinci sorudayım. Melih Bey tatlıcıdan 3 kilogram tatlı istedi. Tatlıcı kutuya 100 gram fazla tatlı koydu. Melih Bey almayı kabul ederse kaç kilogram kaç gram tatlı alır? 3 kilogram 100 gram tatlı alır değil mi topladığımda? Üçüncü soruya baktım. Kütlesi ton ile belirtilen varlığın altındaki kutucuğu maviye. Miligramla belirtilenin altındaki kutucuğu sarıya boyayınız. Ben yazacağım. Siz belirtiniz arkadaşlar. Burada tüy miligramla ölçülür. Sarıya boyuyorsunuz. Buradaki araç ton ile ölçülür. Maviye boyuyorsunuz. Tartma birimleri arasındaki ilişkilere bakacağız. 1 ton 1000 kilogramdır arkadaşlar unutmuyoruz. 1 kilogram 1000 gramdır. 1 gram ise 100 ay 1000 miligramdır. 1 ton 1000 kilogram. 1 kilogram 1000 gram, 1 gram 1000 miligram. Şimdi buna göre soruları yanıtlayacağız. Örneğimizi inceliyoruz. Bir hayvanat bahçesindeki zürafanın kütlesi 1 ton 805 kilogramdır. Kilograma çevir demiş. 1 tonu hemen 1000 kilogram olarak yazdım. 805 kilograma da ekledim. 1805 kilogram olarak buldum. Diğer örneğime bakıyorum. Samet Bey marketten 3 kilogram 125 gram un aldı. Kaç gram un almış demiş. 3 kilogramı grama çevirdim. 1 kilogram 1000 gram ise 3 kilogram 3000 gramdır. Geriye 125 gramı da eklersem 3125 gram bulurum. Bir kuyumcu 5370 miligram altını eriterek bilezik yapmış. Kaç gram olduğunu sormuş. Grama çevirirken ne yapıyordum arkadaşlar? Bine bölüyordum değil mi? Ya da sonundan 3 tane virgül kaydırıyordum. 5 gram 370 miligram olarak buluyorum yanıtımı. Eşleştirmeleri yapacağız. 7 ton 320 kilogram. Kaç kilogramdır? Kilograma çevirdiğimde 7320 kilogramdır diyeceğim arkadaşlar. 7 gram 32 miligramı sormuş bana. 7 gram 32 miligram 7032 miligram yapacaktır arkadaşlar. 7 kilogram 32 gramı grama çevirecek olursak 7032 gram olacaktır ve 7 kilogram 320 gram da 7320 kilogram olacaktır 7 kilogram 320 gramı da arkadaşlar 7320 gram olarak eşleştiriyoruz ikinci kısımdayım oduncu Hüsnü Bey 7 ton 287 kilogram odun satmıştır Buna göre Hüsnü Bey kaç kilogram odun satmıştır demiş 7 tonu bir ton 1000 kilogram değil mi arkadaşlar? 7 ton o zaman 7000 kilogramdır. 7000 kilograma 287'yi eklersem 7287 kilogram olarak bulurum yanıtımı. 3. sorudayım. Nazlı'nın köpeğinin kütlesi 7620 gramdır. Buna göre Nazlı'nın köpeğinin kütlesi kaç kilogramdır? Kilogramdan grama geçiş yapacağız arkadaşlar. 1 kilogramın 1000 gram olduğunu biliyorduk. 1 kg eşittir 1000 g diyorduk arkadaşlar. Yine böleceğim ya da 3 virgül kaydırarak 7 kilogram 620 gram olduğunu yazacağım buraya. Dördüncü sorudayım. Bir madde hassas tartı ile tartılıyor. Tartı 5 gram 18 miligramı gösteriyor. Buna göre tartılan maddenin kütlesi kaç miligramdır demiş. Arkadaşlar gramdan miligrama geçiş yapacağız. Hemen burada bir e, gramın 1000 miligram olduğunu yazıyoruz Daha sonrasında 5 gramın 5000 miligram olduğunu yazacağız 5018 miligram olacak yanıtım 5018 miligramdır diyorum arkadaşlar bir sonraki videomuzda tartma ile ilgili problemlerden devam edeceğiz İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizleri Instagram sayfamız İlkokulu Öğretmenim'den takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize sevgiler.